Enflasyon verilerini ve diğer tartışmalı kısımları konuşalım. Daha sonra noktalamadan mutlaka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında sarf ettiği bu sözleri de size soracağım. Öğrenmek istiyorum düşüncelerinizi ve duygularınızı. Şimdi bugün yıllık enflasyon %73,5 olarak açıklandı. Aylık enflasyona baktığımızda 2,98. Bugün yine ENA grubun açıkladığı yıllık enflasyon %160. Aylık enflasyon %5,46. Hemen öncesinde İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonu açıklanmıştı, öncü veri. Bu da yine bugün açıklanan TÜİK'in verilerinden epey farklı. Şimdi TÜİK'in verileri, açıkladığı rakamlar uzunca bir süredir tartışılıyor. Güvenilirliği üzerine bu verilerin bir tartışma var ama hani bu kadar da düşük beklenmiyordu, bu kadarı da şaşırttı deniliyor. Böyle bakıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kere bu ilk veriler önümüze konduğunda ne düşündünüz? Nasıl yaklaştınız meseleye? Şimdi Seda Hanım, takdir edersiniz ki bugün enflasyon günü olduğu için çok sayıda soru geldi basından da. Ben olabildiğince her yerde bunları cevaplandırmaya çalıştım. Ama izninizle bir şeyi hatırlatmak isterim. Şimdi bir ülkede resmi enflasyon, yani devletin kurumunun açıkladığı enflasyon %73,5 olmuşsa tüketici fiyatlarında, üretici fiyatlarında %130'u geçmişse, devlet kurumu tarafından yapılan manipülasyondan önce açıklanan resmi rakamların vehametini konuşmak lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Yani evet, TÜİK meselesi konuşulmalıdır. Yani TÜİK meselesinin ne kadar vahim bir mesele olduğunu kesinlikle göz ardı etmiyorum. Ama TÜİK açıkladığı rakamlar zaten bu haliyle bile vehametin ötesinde rakamlar. Şimdi Türkiye'de dünyanın 193 ülkesinin sıralaması yapıldığında Türkiye dünyanın en yüksek 6. enflasyonuna sahip. Ve bu soruyu hepimizin vatandaşlar olarak, siyasetçiler olarak, aydınlar olarak ne diyorsanız şu soruyu açıkça sorması lazım. Bu ülkede Ağustos ayında artık enflasyon tepeyi gördü, daha fazla gitmez, artık en kötüsü geride kaldı diyen bir cumhurbaşkanı var. Yeni bir model uydurup bir teze, yani faiz düşerse enflasyon da düşer tezine çok sıkı sıkıya inandığını söyleyip bu ülkede faizi %19'dan %14'e düşürmüş bir hükümet var, bir iktidar var. Bakın, bu işler başladığında Türkiye'de enflasyon %18'di. Bugün geldiğimiz noktada %73. Yani TÜİK tarafından açıklanan rakamlar bile bundan sadece 5-6 ay veya 8 ay öncesiyle karşılaştırıldığında 4 katına çıkmış. Birisinin bu iflas eden para politikasının hesabını vermesi lazım. Birisinin açıkça bize neden böyle bir inatta bulunduğunu, bu inat nedeniyle ülkenin sadece 7-8 ayda 4 kat enflasyona nasıl ulaştığının hesabını vermesi lazım. Ha, şimdi işin TÜİK tarafına gelelim. Siz iki hafta içinde Türkiye'de fiyat, ya daha doğrusu TÜİK kurumunda, Türkiye İstatistik Kurumu'nda fiyatların derlenmesiyle ilgili iki daire başkanını görevden alıyorsunuz. Ve bu sabah yayınlarken rakamları madde madde sepetteki ürünlerin fiyat değişimlerini bu ay için yayınlamaktan vazgeçtiğinizi söylüyorsunuz. Siz açıkça millete şunu söylüyorsunuz: ben yalan söylüyorum ama yalan söylediğimi sana söyleyemiyorum, sen anla diyorsunuz. Eğer bir kurumda ilgili fiyat derlemelerini yapan, fiyatları toplayan iki daire başkanı sadece iki hafta içinde görevden alınmışsa, bunun üstüne tam da bu aydan başlamak üzere fiyatların detaylarının açıklanmasından vazgeçilmişse, o kurumun açıkladığı verilerde şaibe vardır, manipülasyon vardır. Bunun böyle olmadığını ispat etmek istiyorlarsa maddeleri tek tek açıklasınlar, metodolojilerini tek tek açıklasınlar ve ENAG gruptan neden bu kadar ayrıştıklarına bu insanları ikna etsinler. Yani Türkiye'nin %73,5 enflasyon yaşaması zaten başlı başına çok büyük bir utançtır. Bir de bu utancın üzerine devlet eliyle rakamların manipüle edilmesini eklemeyelim. Evet. Bu iş yapıldı. Bu iş Arjantin'de yapıldı ve sonunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir hatırlatır mısınız Sayın Özcan? Ne oldu sonrasında Arjantin'de? Tabii şöyle oldu. Biliyorsunuz orada da aynı bizimki gibi 2007-2015 yıllar arasında kamu eliyle enflasyon rakamlarının manipüle edildiğine dair geniş bir kanaat oluşmuştu toplumda. Yine bizdeki gibi bazı iktisatçılar, akademisyenler, istatistikçiler dönüp kendileri hesaplamaya başladılar enflasyonu.
ve milletin gözünde devletin hesapladığı, yani Arjantin devletinin hesapladığı veriler değil. Tam tersine işte bu iktisatçıların, akademisyenlerin açıkladığı rakamlar ciddiye alınmaya başlanmıştı. Hı hı. Daha sonra hükümet değişikliğine kadar bu böyle devam etti. Hükümet değişikliğinden sonra detaylı çalışmalar yapıldıktan sonra yargı süreci başlatıldı. Sonucunu şu anda tam olarak bilmiyorum ama bir yargı süreci başlatıldı. Hı hı. Bakın bunun aynısının birebir aynı şekilde geriye dönük olarak Türkiye'de de soruşturulması gerekiyor. Çünkü bu çok basit bir nedene dayanıyor. Türkiye'de ücretli kesimin alacağı ücretin ne olacağına TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre karar veriyoruz. Bu hak yemek yani. Çok açık bir biçimde insanların hakkını yemek. Evet. Çünkü mesela hiçbir zam, hiçbir önümüzdeki ay enflasyon olmasa bile Temmuz ayında işte emeklere yapılacak maaş farkı %35.6 gibi bir rakam. Hiç olmasa bile. Evet. Şimdi düşünün, eğer bu %35 değil de %55 ise, %60 ise emeklilerin cebinden %25'i çalmış oluyorsunuz. Sayın Özcan, bu olmaz. Aslında hepimizin yaşadığı, yani gündelik hayatında alışveriş yapmak için girdiği her yerde, cebinden çıkan her parada, her kuruşta biz enflasyonu görüyoruz, hissediyoruz daha doğrusu. Şimdi siz dediniz ki bu önemli bir nokta. Şimdi verilerin gerçekliği, güvenilirliği tartışmalı ama yani daha yüksek olmalıydı. Çünkü öylesini hissediyoruz, öyle yaşıyoruz ama şu haliyle açıklanmış olan bile zaten çok fazla. Fakat tabii. Sayın Bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati artış hızının düştüğünü, yavaşladığını ve düşüş eyleminin de devam edeceğini söylüyor. Şimdi bu bizim yaşadığımız gerçeklikte taban tabana zıt bir açıklama. Aylardır aynı şey söyleniyor ama söylenen hiçbir şey olmuyor. Enflasyonla mücadelede önümüze hiçbir yol yöntem de konmuyor. Ne olacak peki? Ne yapacak iktidar sizce? Yani nedir planı programı? Benim sorum bu. Aslında istersen Sayın Özcan'ın cevabından sonra sanıyorum senin de bir sorun var, hemen seninkine geçelim. Evet. Şimdi çok kısaca şunu söyleyeyim. Nurettin Nebati insan olarak iyi bir insan olabilir. Tanımıyorum, hiçbir fikrim yok kendisiyle ilgili. Ama bir iktisatçı olarak ve bir devlet adamı olarak benim nazarımda ciddiye alınacak bir insan değildir. Yani Türkiye'nin yönetmiş olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı yöneten bir insanın çıkıp da para dibi buldu daha ne kadar düşecek ki gibi bir analiz yapıyorsa bir iktisatçı kendisini böyle alıp karşısına ciddi ciddi dinlemez. Bir insan matematikle, rakamlarla anlatamadığı şey için gözlerime bakar mısınız diyorsa o insan bir iktisatçı tarafından ciddiye alınmaz. Gidip yurt dışında toplantılar falan yaptığını söylüyor ya. İnanın ben o toplantılara defalarca katılmış birisi olarak söylüyorum. Çıktığı anda içeride insanlar kahkahayı basıyordur. Bunu da üzülerek söylüyorum bu arada. Kahkahayı basıyordur oradaki analistler, iktisatçılar. Nurettin Nebati'nin bugün yaptığı açıklama için yanındaki böyle aklı başında en azından rakamları okumayı bilen birisinin kendisine şunu söylemesi lazım. Sayın Bakan, enflasyonu hızı düştü dediğiniz gün Türkiye'de son 24 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı. Acaba biraz daha sakin mi olsanız? Ya insan biraz utanır be. 24 yılın en yüksek enflasyonunu açıklamışsın. Bugün kalkıp da enflasyondaki yavaşlama trendi başlamıştır gibi saçma sapan bir laf etmenin nasıl bir önemi var? Ne murad ediyorsun yani bununla? Hı hı. Evet. Şimdi bunu söyleyen bir insanın, yani geçtiğimiz ay aylık %7 büyüyordu, enflasyon artmıştı, bu ay %3'e düştü diyen ve bundan dolayı bir mutluluk arayan, bunu millete bir algı operasyonu çeken bunun üzerinden bir insanın bir para politikası uygulaması söz konusu değildir Seda Hanım. Şimdi evet. Sorunuzun ikinci kısmına geldi. Yani Türkiye'de bu akıl olduğu sürece, Türkiye'de bu siyasi akıl, bu bürokratik akıl olduğu sürece Türkiye bu cenderenin içinden çıkamaz. Defalarca söyledik. Bugün söylemiyoruz. Herkes şahit. 2 senedir söylüyoruz bunları. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başından beri söylüyorum. Katıldığım başka ekonomi programlarında, ekonomik alanlardaki programlarda da aynı şeyi söyledim. Bir ülke para politikasından vazgeçemez. Ben para politikasını önemsizleştirdim diyemez. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını bu şekilde tarumar edemez. Yapamaz bunu. Bunu yaptığınız zaman kaçınılmaz olarak ağır ve yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalırsınız. Sonra da manipülasyon için yollar ararsınız. Rakamları karartmak için, perdelemek için yol ararsınız. Yani vatandaşınıza yalan söylemek için yol ararsınız. İşlediğiniz suçu kapatmak için bir yol ararsınız. Türkiye'nin acilen
normal bir para politikasına ihtiyacı vardır. Şöyle bir istirham edeceğim, şu kısmını bir özellikle altını çizmek istiyorum. Buyurun. Şöyle bir kasıtlı hava oluşturuluyor. Tamam, ekonomi kötü de muhalefetin ne gibi bir önerisi var? Sık sık duyuyorum bu soruyu. Katıldığım programlarda duyuyorum. Bazen sosyal medya üzerinden duyuyorum. Kıymetli vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim. Bu insanların, bu liyakatsizliğin, bu cehaletin Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden gidip yerine normal, bakın zeki, ultra zeki, çok akıllı falan değil, normal insanların gelmesi bile ekonominin düzelmesi için en önemli çözüm maddelerinden birisidir. Çünkü insanlara faiz inadı nedeniyle kur korumalı mevduat yapıp 120 milyar lira insanları zarara uğratmayacak bir ekip gelir. Çünkü aklı başında normal bir insan, ben faiz vermek istemiyorum deyip 120 milyar lira milletin vergilerini alıp 300-500 bin tane zengine aktarmaz. Bunların hepsiyle ilgili son derece detaylı, sadece Gelecek Partisi olarak bizim değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, İyi Parti'nin de, Deva Partisi'nin de, bütün partiler, herkesin çok ciddi fikirleri, önerileri var. İnanın ben Gelecek Partisi sözcüsü olarak söylüyorum bunu. Benim ekonomi tarafında, para politikasında, hayat pahalılığıyla nasıl mücadele edeceğimizi anlattığımız metni bugün anlatabileceğim kabinede bir tane adam yoktur. Hiçbirisi anlamaz. Yani enflasyon hedeflemesi nedir? Enflasyon hedeflemesi rejiminde şeffaflık nedir? Hesap verilebilirlik nedir? Merkez Bankası'nın atama ve görevden alma usulleri, esasları nelerdir? Bunlardan anlayacak bir tane karşımızda hükümet üyesi yoktur. Evet. O yüzden hiç kimse bu iktidar tarafından pompalanan muhalefetin de çözüm önerisi yok safsatasına lütfen inanmasın. İnanmasın Ergüsün. Peki. Evet, sorular herhalde olacak. Aslı sen bir şey sormak istiyorsun. Serkan Bey, çok katılıyorum tespitlerinize. Türkiye tedirgin edici bir biçimde freni patlamış kamyon gibi bir yere sürükleniyor ve önümüzdeki süreçte artık sadece vatandaşın değişen mali tablo yüzünden zarar görmesi, acı çekmesi, zorlanması değil, ödemeler dengesi krizi dahil çeşitli büyük travmatik olaylar da olabilir önümüzdeki süreçte. Ben burada, siz Ankara'yı da biliyorsunuz, ekonomi bürokrasisini de tanıyorsunuz, bu iktidarı da iyi kötü tanıyorsunuz. Şunu merak ediyorum, bu bir sanal ortamda yaşıyor olmanın, yani bir balon içinde yaşıyor olmanın, insan kaynakları sorununu siz anlattınız, iktidarın, Cumhurbaşkanı'nın, kabinenin,